gündeminde Zaniolo konusu var. Zaniolo Atalanta'ya satın alma opsiyonuyla kiralandı. 6 milyon euroluk bir kiralama bedelinden bahsediliyor. 16 milyon euroluk satın alma opsiyonu yine konuşuluyor. Maçların %60'ında oynaması durumunda opsiyonun devreye gireceği konuşuluyor. Galatasaray Zaniolo'dan pek yararlanamadı. Zaten sıkıntılı bir kişi aslına bakarsan. Yani yetenekleri baştan var ama. Biri Kerem izleyenleri bilir. Zaniolo'ya karşı böyle ön yargı demeyeyim de kabul edememe. Kendisini benim hiç beğendiğim bir oyuncu değil. O zaman da söyledim, şimdi de söylüyorum. Oyunculuğun ayrı bir tarafı koydum. Kendisini bize verilmiş armağan gibi gören her kimse, pardon ya, başka kapıya diyeceksin onu. Yani ben Galatasaray ya da başka bir Türk takımı, yani Bodrum Spor'da olabilir. Oraya gelip kendini onun üstüne görüyorsan, kardeş git sen layık olduğun yere git diyeceksin ona. Ha, oyunculuğu konusunda ben de biraz savruk olduğunu düşünüyorum. Ama Zaniolo muhalefetimin ve burada 30'a 40'a 40'tan aşağı satan yoktu Galatasaraylı arkadaşlarımızdan onu. Hı hı. Ya yapmayın, o kadar etmez gibi diyorum. Hani 10 milyon buldum al öp başına koy kurtul ondan işte. Kurtul ondan değişimin nedeni sportif değil. Yani bu kültüre uygun bir oyuncu değil. Bizim kültürümüze uygun değil. Galatasaray'a da değil. Yani bazı Galatasaraylılar belki işlerinden diyor ya kıskanıyor bizi. He kıskanıyorum. Ben kulüpleri kıskanıyorum. Bunlar halkın takımları. Bu takımlara bu tür gradosu düşük adamlar almayın diyorum ben. Hangi takım olursa olsun al işte. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben seviye olarak Galatasaray seviyesinde görmüyorum oyuncu. İşte ben de oyunculuğunu da çok görmüyorum yani. Sen daha iyi biliyorsun da ben de oyunculuğuna sıra gelmiyor yani. Aston Villa'ya gittiğinde burada yani gittiği gün yayında çok şaşırdığımı söyledim. Çünkü elinde Diaby ve Leon Bailey gibi yani Zaniolo'dan çok daha iyi oyuncular var. Orada oynayamayacağını da Birkaç maç oynadı. Oynadığı maçların %80'inde hiçbir şey veremedi. Evet, izledim. %5'inde bir şeyler verebildi. Aslan Villa'ya renksel zaafımız var. Bütün oyunlarını izledik. Evet, dediğin gibi evet. Bir şey de veremedi. Ha belki şeyi düşündüler Kerem. Yani o Premier Lig piyasasıdır. Daha çok izleniyor. Belki bir talebi çıkar da az zararla ya da işte karla falan satarız diye düşünmüşlerdir. Ama menajerler de, diğer kulüplerin temsilcileri, sahibi, başkanı falan, onlar da oyuncuyu izliyorlar. Yani hele büyük paralar verilen oyuncuların sadece sportif yetenekleriyle transfer edilmeleri dönemi artık geçti. Bir sürü parametresi var işin. Ben o parametreler konusunda Zaniolo'nun kendisini transfer etmeyecek isteyenlere çok fazla olumlu veri sunduğunu zannetmiyorum. Biraz haşarı bir çocuğa benziyor. O anlamıyla beni rahatsız ettiğini söyleyemem. Oyuncularda biraz haşarlı falan olabilir. Ama vücut dili kendisini Türk futbol severlerine sunulmuş bir armağan gibi bir dil konuşuyordu. Bizden uzak olsun abi. Galatasaray'dan da uzak olsun. Fener'den de, İdman Ocağı'ndan da, İdman Yurdu'ndan da. Gençler Birliği'nin bizden uzak ol kardeşim. Nereye kendini layık görüyorsan oralara git. Keşke olabildiği kadar az zararla ya da neyse artık inşallah kar ederek Galatasaray'ı kurtarır yakasını ondan. Evet. Galatasaray onu arar mı? Ne dersin? Aramayacağı belli zaten yani. O belki Galatasaray'ı arar. Yani belli olmaz. Evet, iyi dedik artık. O belki Galatasaray'ı arar. Gittiği kulüp Atalanta Galatasaray'ın yanına bile bence yaklaşamayacak. Gittiği derken olarak. Kesinleşti mi Atalanta? Açıkladılar mı? Resmi açıklama henüz yapılmadı. Yok ama gitti. Orada yani şu an adam Bergamo'da zaten. Gidecek. Yakındır zaten. Memleketi köye de ondandır belki. Hani evet. Bilmiyorum. Çünkü ben ıslak imza görmeden bir şeye inanmıyorum. Tabii yani sonuçta resmi açıklama yok ama Atalanta'da da oynayamaz. Yani. Geçen seneki Atalanta ise orada da bunun bir işi yok. Bilmiyorum hocaları çok akıllı başlı bir adam belki ondan ya olabilir tutturabilir şimdi aslında çok da böyle yerden yere vurulacak bir oyuncu değil bakıldığı zaman Galatasaray'da oynamayacağı belliydi yani bence kafa olarak zihinsel problemleri kafa zaten, vardı sorun o. Geldiği günden beri en büyük problemi oydu yani oynayamayacağı için yedek kaldıktan sonra esas problemler başlamış Galatasaray'da yani ben ayrılacağım işte kulüp bulacağım falan böyle demiş yakın çevresi. Zaha'nın yedekli bir takımda sen ne bekle ne olacak yani? Tabii olmaz oynayamazsın zaten. Galatasaray burada doğru olanı yapıyor. İyi de para alıyor değil mi yanılmıyorsam sen 6 milyon dedin. Konuşulan o. Konuşulan. İtalyan basınında 3,5 olduğunu yazanlar da var. Olsun 3,5 da olsa 4 Atalanta da olsa. Atalanta o maaşları vermez. Verebilir mi? Onları alamaz. Yarısı bizden yarısı onlardan olmaz. Şöyle Galatasaray'a kiralık bedeli.
O Galatasaray'ın alacağı para. 3-3,5. Evet. Kendini alacak onu mesela görmek lazım. Yani tabii burada aldığı parayı alamaz. Avrupa'da bir de vergi var. Yani biz inanılmaz vergi var zaten. Bütün her şey vergiye gidiyor. Buradaki gibi değil. Buradaki maddi anlamda Galatasaray'a yarar ama oynamayacağı belliydi. O anlamda Galatasaray'ın da bir kamburdan kurtulduğunu söyleyebiliriz. Çünkü gelseydi sezon başı illa oldu da bir kulüp bulamadı. Gelecekti şeye, hayır, huzur ortamında bozucu bir hali var yani. Sanki bozacak yani. Oyuncular arasında kulübe i̇şte yedek kaldığı zaman sorun çıkaran bir oyuncu. Neyse, böyle oyuncuyu olsun. Tutmayacaksın. Yani gitsin orada oynasın. Yani oyuncu da çok dediğim gibi çok kötülemeyelim. Gitsin oynasın. Genç adam. Allah kendine göre versin. Öyle. Kendi ülkesinde belki burada yapamadı. Orada farklı olabilir yani, ben öyle bakıyorum. Orada yapamadığı için bu bize geldi. Biz de yapamadı. Adaya o zaman gitti. Daha orada yaş olarak da şeydi. Şimdi İngiltere'de hiç yapamazdı zaten. Yapamadı da. Belki bir fırsattır Atalanta. Ama Atalanta evet dediğim gibi yani Galatasaray'ın şartlarını vermez. Gasperini'ydi değil mi hocam? Evet. Gasperini. O hoca istiyorsa vardır. Ha, hoca istiyorsa hocaya saygı duyulur. Yani tabii. Demek ki oynatacak. Bir şey diyemez. Bakalım orada ne verecek Atalanta'ya, onu da göreceğiz. Mertens'in sözleşmesinin bir yıllığına uzatıldığını belirtelim. 2 milyon 900 bin euro kazanıyordu Dries Mertens ve yine aynı paraya imza attı. Galatasaray'la 2 Süper Lig, 1 Süper Kupa başarısı var. 84 maç, 19 gol, 20 asist. Geçen sezonun ikinci devresinin MVP'si bile olabilir birçok kişi için. Onun kalmasını önemsiyor musun Selahattin? Şöyle, Türkiye Ligi şampiyonu yaparsın.